Faruk, yeter artık. Tekin kurtuldu. Hala yüzünden düşen bin parça. Ya Melek. Kurşun yarası gibi ya. Soğudukça acıtıyor Meret. Ya dönmeseydi ya dönmeseydi. Durup durup kendine sorduğum bu. Galiba. Ne oldu, başın mı ağrıyor? Biraz. Kay bakayım şöyle. Bu iyi geldi Melek. Şöyle enseye doğru Melek. Öf, çok gerginsin. Bitmiyor ki Melek. Bitmiyor canına yandığım. Biter biter. Sen kendini bitirmezsen biter. Ne olacak? Sonra yenisi başlar. Sonra yenisi başlar. Dünya Bankası heyetiyle papaz olduk. Fabrika işçileri açlık grevinde. İçlerinden biri şeker komasında. Ya gittim konuştum Melek. Anlatmaya çalıştım. Anlatmaya çalıştım. Ama anlamadılar Melek. Anlamadılar. Anlatamadım Melek. Ya çaresizlik insanları bu kadar mı kör eder Melek ya? Mutlu aşk yoktur. Kimin şiiriydi? Aragon. Mutlu valide yoktur. Hayır efendim, vardır. Emin misin? Evet. Ayrıca Aragon vali değildi. Anlamazdı bu işlerden. Onun bir meleği de yoktu. Biraz da enseye. Kozludere bayırında kıstırmış jandarma. Melih, Asım, Keko. Üçü de ölmüş. Mühendis? Kurtulmuş o. Köylerde durum nasıl? Kayalıktan haber yok. Ardıçta Şenyuva'ya jandarma çökmüş. Girişte çıkışta kontrol. Arkadaşlar. Ne bu hal? Size ne olmuş? Örgüt disiplini bunun için var arkadaşlar. Melih bir hata yaptı. Verilen emrin dışına çıktı. Kafasına göre eylem koydu. Gitti mühendisi kaçırdı, bilmem ne yaptı. Hepimizi ateşe attı arkadaşlar. Bedelini hem kendi ödedi hem de iki tane arkadaşımıza ödetti. Bu akılsızlık herkese ders olsun arkadaşlar. Hepiniz bireysel yetenekleri olan arkadaşlarsınız. Hepimiz örgüte hizmet edeceğiz arkadaşlar. Kendi başımıza davranmak yok. Kendisi Emine'yi kurtaracağım diye çok mu akıllı? Kusura bakma İlhan abi. Lafım Emine başladı. Lafın nereye gittiğini bileceksin. İyi bileceksin. İyi bileceksin. Gece de böyle başlamıştı değil mi? Aşağı yukarı. Oturduğun yerde ben vardım. Mangalın başında Erdoğan. Baksana. Geçen defa beni buraya çağırdığında... Bir şey demiştin çağırırken. Allah Allah. Mutlaka demişimdir. Bakma öyle ya. O kadar şey geçti üstünden. Kaçırıldım. Kafama silah dayandı. Tepemde vızır vızır kurşunlar. Gerçekten hatırlamıyor musun? Bayılıyorum bu huyuna. Hangi huyuma? Lafı uzatmanın kadınca halleri, ince imalar. Adam olan bunu bilir türünden ahres soruları. Sen kendi huyuna bak. Ne varmış huyumda? İş ciddiye binince başlayan pişmanlıklar, konudan kaytarmanın erkekçe halleri. Kadınca haller, erkekçe haller başka?
Demiştin ki aramızda yarım kalan konuşmalar, gelirsen bu gece tamamlarız demiştin. Hatırladın mı şimdi? Yapma ya. Ya? Tam zamanında kaçılmışım aslında. Anlamadım. Sen ne dedin? Yok, bir şey demedim. Ortalık şimdilik sakin. Güven olmaz ana. Karasu acayip şahnaz. Öfkesi, neşesi, sevdası. Her biri hali şiddetli. Karasu'yu özledim desem inanır mısın? İnanmak istemem. Niye? Benimle burada vedalaştın. Karasu'nun dibinde. Ayrılığı bile şiddetli. Belki de onun için özledim. Senden ayrılmayı bile özledim. Deme bana bunları Şahnaz. Bu kadar uzaktayken bunları bana deme. Birinden ayrılmayı bile özlemenin ne demek olduğunu ancak ondan ayrıldıktan sonra anlıyorsun Erdal. O yüzden söylemek zorundayım. O son anda, o adam gelip silahı kafana dayadığında... Aklımdan ne mi geçti? Evet. Soru fazla entelektüel, kasar beni. Bilmek istiyorum. Yani sen bileceksin işte, öf. Ne olur söylesen. Söyleyeyim mi? Yeni üstündeyim. Kapalıda. Sezonun son maçı. Fenerbahçe 2 puan önde. 3 puan şart. Dakika 89 maç 0-0. Bir gol be, bir gol be. Ne? Allah'ın belası tek bir gol. Tekin. Uzun bir de kaç yapıyor? Nobre kafayla indiriyor topu. Delgado'ya. Delgado sağdan koşuyor, içeri geçiyor. Allah geleceğim ya. Bir gardini ya. Bir kapışlar ince çalımlar. Bir iki geçiyor adamları. Bir arabası aldı ya. Bunun içinde Bobo. Bobo bir çekiyor. Gol. Gol be gol. Şampiyonuz be. Demek şampiyonsunuz. Ben seni öldürürüm, anladın mı? Ege bölgesinin batısında denize dik uzanan doğu-batı yönlü dağlarla bu dağların arasında yer alan çöküntü ovaları dikkati çeker. Elmas. Buyur. Sana bir şey aldım. Bir şey mi? Ne? Kuzeyden güneye doğru sıralanan Kaz Dağı, Madra Dağı, Yunt Dağı, Boz Dağlar ve Aydın Dağları kırılma sonucu oluşan yapılardır. Kula yakınlarında ise genç volkan konilerine rastlanır. Elmas? Elmas?
Elmas. Hocam. İyi misin kızım? İyiyim. Özür dilerim hocam. Damışım biraz. Belli oluyor. Gelecek ders devam edeceğiz arkadaşlar. İyi geceler. Elmas, sınıfta en iyi sendin. Son günlerde biraz... Toparlayacağım hocam. İyi olur. Çok emek verdin. Boşa gitmesini hiçbirimiz istemeyiz, değil mi? Hı hı. Haklısınız. İyi geceler. İyi geceler. Elmas. Nezir. Bir terslik yok ya. Yok ya, dalmışım. Hoca fena yakaladı. Neyse, sıkma canını. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Sağ ol. Bu senin için. Elmas. Bayram ağa. Neler oluyor burada? Nerede, ne olması? Tut şu çocuğu. Kim bu adam? Nezir, sınıf arkadaşım. Ne o elindeki? Kendine gel Bayram ağa. Ver lan onu. Kardeş, yanlış anladın. Başlarım lan seni yanlış anlamandan, kırk! Utanmıyor musun lan? Utanmıyor musun mektup vermeye ha? Utanmıyor musun? Bayram, kes! Utanmıyor musun? Saçmalama kardeşim, ne mektubu? Ders tutu bunlar, ders. Al, gördün mü? Benziyor mu mektuba? Geçen gece gelmediğin dersin notları. Bana bir şey deme Bayram. Sakın ağzını açıp bana bir şey deme. Babayı mı özledin? Huysuz babayı. Ha? Hadi bakalım. Thank you.
Ne güzel Allah'ım, sen akıl fikir ver ya. Öksüz, senin bu baba var ya, vallahi dayaklık. Yoldayken sekreterim aradı. O işçi ölmüş. Naci Hanım az önce söyledi. İki işçi daha kaldırmışlar hastaneye. Ya başkan, duymadığım iyi bir haberin var mı? Maalesef yok. Şehirde hava giderek gerginleşiyor. Çözüm başkan, çözüm. Çözüm, varsa aklında bir çözüm söyle. Ya ben daha 3 gün önce o çadırlara gittim. Dil döktüm onlara, anlatmaya çalıştım. Neredeyse yalvardım ya. Ne yapayım başkan? Ne yapayım? Ne diyeyim? Tamam kardeşim. Gidin yıkın çadırları. Gidin, gidin iş yapın. İşbaşı yapın. Asgari ücret ve sigorta. Mesut Bahtiyar yaşayın. Başkaları da ölmeye devam etsin. Bunu mu diyeyim insanlara başkan? Bir laf vardır efendim. Ölümlerden ölüm beğen. Heh. Bizim için söylenmiş sanki. Sayın Valim, başkanım. Ölen işçinin yakınları hastanenin bahçesinde birikmeye başlamış. Diğer hasta yakınları da. Yürüyüşe geçebilir. Hastaneyle konuştum. Polis takviye isteyecekti. Ben hastaneye gidiyorum. Sayın valim, efendim lütfen. Efendim. Bakın, lütfen. Veysel, emniyet müdürünü ara. Hiç kimse, ama hiç kimse işgüzarlık edip o insanlara karşı zor kullanmaya kalkmasın. Yakarım Veysel. Fena yakarım. Emniyet müdürünü yoldan ararım. Sizinle geliyorum. Efendim, hiç değilse yanınıza takviye olarak birkaç koruma daha... Görüşürüz başkan.
affettin mi? Affedecek bir şey yok. Hayvanlık ettim. Ne sandın ki sen o kağıdı? Mektup mu? Ha, mektup. Bak Bayram Ağa, Nezir sınıf arkadaşım. Sen Nezir'i kıskanacaksın diye ne okuldan vazgeçerim ne de okumakta. Daha da okuyacağım. Başka arkadaşlarım da olacak. Hepsiyle böyle dalaşacaksan şimdiden bileyim yani. Anladım Elmas. Merak etme. Başka maraza çıkmaz. Hayırlı günler. Arkadaşımızı ne yazık ki kaybettik. Başka işçilerimiz de şu anda hastaneye kaldırılmış durumda. Ölen veya hastanelik olan sadece o insanların fani bedenleri değildir. İstikbalini o işçi kardeşlerimizin çalışmasına bağlamış aileleridir. Onların gelecek hayalleridir. Çocuklarının eğitimidir. Topyekin sönen umutlarıdır. Peki basın bu durumda ne yapıyor? Elimde gördüğünüz şu gazete dünyanın öbür ucunda çıkmıyor arkadaşlar. Bu şehirde çıkıyor. Burnumuzun dibinde. Bakın bugünkü başyazıda ne manşet atılmış. Açlık grevinden medet umanlar kimler? Yazının tamamını okuyanlar doğrudan doğruya şahsımın hedef alındığını anlayacaklardır. Fena gocunmuş. Gocunur tabii. Yarası büyük. Açıkça söylüyorum. Şahsi hiçbir menfaatim yok. Ben alın teriyle, namusuyla yaşamak isteyenler adına mücadele veriyorum. O kadar. Mali hastaneye doğru geliyor. Anlaşıldı. Tamam. Hastanede işler karışıyor. Vali hastaneye geçiyormuş. Ben çıkıyorum. Tamam. Ben de geliyorum. Şamil Bey, bu sözlerinizde basının gerçekleri saptırdığını mı söylemeye çalışıyorsunuz? Basın tarafsız bir gözle gerçekleri yansıtsın yeter. Aksi halde ismi halkım olan bir gazete halk açlık grevinde kırılırken bu kadar sorumsuz davranabiliyorsa durum gerçekten içler acısı demektir. Evet. Bir hata yapıldı. Acı sonuçlar veren bir hata. Bu hatanın sorumlusu şu anda cezaevinde arkadaşlar. Kara suya dökülen atıklar yüzünden yakınlarını kaybeden, mağdur olan ailelere bu konudaki samimi hislerimizin ifadesi olarak yardım eli şimdiden uzatılmıştır. Üstelik yargı kararı beklenmeden. Ama hani Türk Ceza Kanunu'nda cezaların şahsiliği prensibi var. He? Eğer siz bir kişinin hatası yüzünden çoluk çocuk binlerce insanı ve bir şehri cezalandırıyorsanız söyler misiniz bana? Adalet bunun neresinde? Moralim bozuldu değil mi? Söylüyorum abicim, seyretme şu zıkkımı diye. Laf dinlemiyorsun ki. Hadi gözün aydın müdür. Dışarıda malı götüren götürene. İhale müdüre mi kaldı şimdi? Öyledir oğlum bu işler. Alavere dalavere, Kürt Mehmet nöbete. Vay be müdür. Demek seninle daha çok volta atacağız burada. He? Yazık vallahi.
Başınız sağ olsun arkadaşlar. Acınızı biliyorum. Aklınızdan geçenleri biliyorum. Bu bakışların altında ne var? Onu da biliyorum. O adam geldi diyorsunuz. Karşımızda. Atacağı alt tarafı bir imza. Fabrika açılsaydı, yakınlarımız da orada çalışsaydı, ne bu açlık grevi olurdu, ne de bu ölüm diyorsunuz. Dostlar, daha 3 gün önce 4 tane cenaze kaldırıldı. Bunlardan biri çocuk ya. Açılması için açlık grevi yapılan o fabrikanın atıklarıyla zehirlenen 4 insan. Geçen gün onların yakınları da yakama sarıldı. Dediler ki bana, o fabrikayı hiç açmasaydınız bu 4 mezar burada olmayacaktı. Arkadaşlar, kardeşler, bacılar, o zehirler o nehre aktığı sürece insanlar ölmeye devam edecek. Mecburen ölecek. Ölecek çünkü ellerinde değil ya. Ama açlık grevindekiler ve onların yakınları olan sizler, sizlerin elinde bu grevi bitirmek, daha fazla acı çekmemek, mani olmak sizlerin elinde. Gelin bir şeyler yapalım. Hep birlikte bir şeyler yapalım. Önce şu birbirimizi bir anlayalım ya. Hiçbir şeyin insan hayatından daha değerli olmadığını bir anlayalım. Biz de bir cenazeden diğer cenazeye gitmek zorunda kalmayalım ya. Şimdi yakınlarınızla konuşun. Açlık grevinden vazgeçmelerini söyleyin onlara. Vazgeçerlerse açacak mısın fabrikayı Vali Bey? Önce şunu iyice bir anlayalım kardeş. O fabrikaya o arıtma tesisi yapılmadıkça o fabrika açılmayacak. He's a quiet woman. There is unfortunately nothing about it. Let's go. Vali Bey basın toplantısı düzenleyecek mi? Bilmiyorum. Bu gerginlik daha ne kadar sürer? Hiçbir fikrim yok. Bu akşam yemek yiyecek miyiz? Olabilir. Tarafsızlık diye bir şey yok Şamil Bey. Olamaz. Hayatım boyunca böyle bir saçmalığa inanmadım. Neye inandınız peki? Neye inandınız ha? Maksatlı yayınlarla insanları kandırmaya mı? İnsanları kimin kandırdığı ortada. İşte çadırlarda açlık grevi yapanlar, işte hastanede ölenler. Laflarınıza dikkat edin. Hayır, etmeyeceğim. Siz bilirsiniz Saliha Hanım. Ne yaparsınız ha? Ne yaparsınız? Satın alamadığınız sıra susturmaya mı geldi? Çizmeyi aşıyorsunuz. Aşacağım Şamil Bey. Daha da aşacağım. Çünkü satın alınmak susturulmaya engel değil. Ne demek istiyorsun sen? Anladınız. Çok iyi anladınız. Kardeşim Sahri'yi bir zamanlar satın aldınız. Buna rağmen susturuldu. Bana bak. Bunlar tehlikeli laflar. Biliyorum. Yakında ona da sıra gelecek. Hepsine tek tek sıra gelecek. Altından kalkamazsınız Saliha Hanım. Gücünüz yetmez. Yettiği yere kadar Şamil Bey. Yettiği yere kadar. Bey. Söyle. Avukatı ara demiştiniz. Cezaevine gitmiş. Fabrika müdürüyle görüşme. İyi. Kızımdan haber var mı? Yok beyim. İstanbul'a haber saldık tanıdıklara. Bakıyorlar ama...
Bir şey geldi aklıma beyim. Müsaaden olursa. Ne? Şahnaz Hanım'ın görüştüğü şu adam, Erdal. Bilirse yerini, belki bir tek o bilir beyim. Emriniz olursa alıp adamı dikelim karşınıza beyim. Olmaz. Bu defa olmaz. Hele bu işte hiç olmaz. Mehmet. Emret beyim. Arabayı hazırla. Kimse gelmeyecek. Sadece ikimiz. Baş üstüne beyim. Evet. Evet anladım. Tamam, iletirim. Tamam. Nedir? Dünya Bankası heyeti. Ne olmuş heyete? Gitmişler. 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 Şurada dur Celal. Dal kuruyor Veysel. Kuruyor. Bu kadar yalnız bırakılmayı hak ediyor muyuz biz Veysel? Siz daha iyi bilirsiniz Sayın Valim ama... Hiçbir alt bildiğim yok Veysel. Hiçbir alt bildiğim yok. Bazı insanlar yalnızdır. Hep yalnız. Bazen bir şehre... Bazen de bütün bir dünyaya karşı. Masum üstüne fazla varmaya sen de hala. Hem işe yaramaz hem de doğru dayaktır. Ben bir şey yapmadım ki. Daha ne yapacaksın Bayram? Daha ne yapacaksın? Okul çıkışında o çocuğun üstüne gitmişsin. Rezil olmuş kız. Gecenin bir vakti yanıya akıla beni aradı. Oldu bir hata. Bak Bayram. Bacım hayatında ilk kez gönlümden geçen yok. Peki ben ne yapacağım? Ben ne yapıyorsam onu yapacaksın Bayram. Şahnaz bir gece buraya geldi. Bu suyun kıyısına. İçini döktü bana. Gözyaşını döktü. Sonra çekti gitti. O gitti, ben kaldım. Elmas'la gidecek mi? Gitmek isterse gider.
Ben de kara suyun kıyısında kaybettim öksüzün anasını. Böyle bir gece daha olmamış. Kıyamet gibi. Güllü gitti, arkasından baktım. Biz hep böyle gidenlerin arkasından mı bakacağız yaban? Eğer onlarla gidemiyorsak, gidenler gittikleri yerde mutlu olacaksa... Aynen böyle yapacağız Bayram. Bakacağız arkalarından. Ve onlar için yüreğimizden hep iyi şeyler geçireceğiz Bayram kardeşim. Hep iyi şeyler. Anladın? Çaylar üç. Yok mu başka içen? Bana bir hılamur. Sana bir çay ver. Tamam geliyor. Yanlış. Ama bu çok tehlikeli Şamil Bey. Sen dediğimi yap müdür. Bakın bu izni isteyerek vermediler. Valilik, belediye. Bakın herkesin gözü... Kimmiş o herkes dediğin ha? Kim? Beni batırmak için işbirliği yapmış bir çete. Bana o çetenin ağzıyla konuşma müdür. Konuşma. Sadece git ve dediğimi yap. Yürü. Yaptım işte. Yaptım. Yaptım. Eser Gümüş'ten. Beğendin mi? Beğendin mi? Eser Gümüş'ten. Yaptım. Yaptım işte. Eser Gümüş'ten. Beğendin mi? Oh, müdür. Beğendin mi? Eser Gümüş'ten. Yaptım. Alo. Efendim. Avukatın geldi. Görüşme odasına. Tamam. Tamam geliyorum. Hadi müdür hadi topukla. Şşş. Müdür. Müdür. Tesbih. Müracaatımız kurulda değerlendirilecek. Adamların iyi izlenimlerle ayrılmadığı doğru ama projenin karlılığı da ortada. Gelmiyor musunuz efendim? Eve geçeceğim Veysel. Kafamda bir ağırlık var. Kendimi iyi hissetmiyorum. Doktor çağırmamı ister misiniz? Yok yok hayır. Dinlenirsem geçer. Sağ ol. İsmail beni sen götür. O ancak zorlamayı bilir. İnsanları sonuna kadar zorlamayı. Sakin ol biraz.
böyle olacağını söyledim. Baştan beri söyledim. Ne oldu ha? Kim dinledi beni? Eğer dediklerimi dinlersen. Dinlediğim için buradayım. O zaman biraz daha dinle. Hayır. Ben dinleme sınırımı aştım. Artık sen dinleyeceksin beni. Sen ve o Şamil olacak adam. Ne yapacaksın dinlemezsek? Çok şey. Mesela? Bildiklerimi tek tek anlatacağım mahkemede. Bunlar ne işine yarayacak? Söyler misin? Muhasebeciğim, daha bu sabah İstanbul'da okuyan kızın okul taksidini yatırdım. Ha. Bir de kooperatif ara senedi. Umurumda değil. O atıklar Karasu'ya Şamil'in emriyle yollandı. Ama insanlar katil diye beni biliyor. Kızım telefonlarıma çıkmıyor. Sen istediğin kadar oraya buraya ödeme yap. Yetti be, yetti. Demin sana beni buradan çıkar dedim ya. Vazgeçtim. Aptallık ediyorsun. Gerçek hayatta işler böyle yürümez. Nasıl yürüyeceğini mahkemede göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Gardiyan! Fabrikanın müdürüyle görüştüm. Nedir durumu? Kafası epeyce karışık. Ne demek şimdi bu? Bizim için tehlike demek. İkna olma ihtimali? Kuduz bir köpek ne kadar ikna olabilirse. İçerideki adamına haber ver. Müdürün üzerinden gözünü ayırmasın. Adam haberdar bey. Bir daha ara. Baş üstüne bey. Zor aslında. Boş ver. Her şey olacağına varır. Biz ne bok yiyelim ha? Kalmış 14 sene. Kemiksiz. Ulan Ocakçı. Bakın mı hıyar hıyar. Kap bir çay. Geliyor. Havalar düzeldi. Hızlanmak lazım. Haftaya 50 içi daha getirsek diyorum. He? Bakarız, bakarız. Ziyaretçin var. Hayırdır? Pek hayra benzemiyor. Yapma. Allah aşkına uzak dur. Allah aşkına dedim ya. Bak Allah'ın adını verdim bir dur ya. Merhaba. Ben Şamil. Tanıdım. Hüdayi. Konuşmuştuk telefonda. He, konuştuk. Kusura bakmayın, habersiz geldim. He, o mesele mi? Burada çalışıyormuş. Çalışıyor da artık benim işim değil. Vilayet kadrosunda çalışıyor. Fark etmez. Bırak çocuğun peşini Şamil Bey. Kötü niyette gelmedim Hüdayi Bey. Onunla konuşmak istiyorum. Yiğit dediğim dengeye çatar.
Erda senin dengin değil. Kendi dişine takmış, çalışan birileri var. Çatmak için gelmedim. Sadece konuşacağım, müsaade et. Rica ediyorum. Kemal. Diyeceksen çabuk de. Kızım nerede? Erdal. Seninle derdim yok. Kızımı istiyorum. Hayatta bir tek kızım var. Onu istiyorum. Nerede kızım Erdal? Bilmeni isterse Şalmaz sana söyler. Onun istemediğini ben hiç söylemem. Bunu bana yapma. Ne olur yaparsam ha? Gene köpeklerini mi salarsın üstüme? Anla beni be adam. Anla! Öldürmek istediğim adama yalvarıyorum. Kızım için yalvarıyorum. Ulan anlasana be! Kendini anlatana kadar biraz kızını anlayaydın. Başkalarını üstüme... Kes! Bana babalık dersi verme. Sen de bana ne yapacağımı öğretme Şamil Bey! Şalmaz ararsa aradığını söyler. Tabii oğlum tabii. Ya bir dakika, şimdi bu herif çarşıyı da bilmez. Gider esnafın canını okur, iyi mi? Neyse, ben şimdi şehre iniyorum. Arayan olursa söylersin, tamam mı? Tamam. Thank you.
Seninle gelmemi ister misin? Hayır. İşe yarayacağına emin misin? Bilmiyorum ki Melek. Faruk. Tamam Melek. Bir şey söyleme artık. Ben korkuyorum Melek. Hayır, korkmuyorsun. Ya korkuyorum. Kontrolümü kaybetmekten korkuyorum. Kalırsam kötü olacak Melek, olacak biliyorum yani. Ya eski zamanlar güzelmiş öyle. Yetişemedik ya, anasını satayım. Düello böyle, yüz yüze, silahlar eşit. Rakibiyle sen. Önce selam verirsin. Neden? Düşmanın bile saygıyı hak ettiği zamandı. Sonra başlarsın vuruşmaya, mertçe böyle, göğüs göğüse. Biz buna katlanmak zorunda değiliz. Ya şuraya bak ya, şuraya bak Melek. Adım başı entrika, adım başı hesap. Her taşın altında bir yılan ya. Faruk yapma ne olur. Olacağı buydu işte, olacağı buydu. Tamam, sen biraz sakin ol hadi. Ya Melek, kandırılmak bu kadar mı kolay ya? Bu kadar mı kolay ya kandırılmak? Kandırılmak bu kadar mı kolay kardeşim? Hadi sen git artık ha. Senin gitme vaktin gelmiş. Benim vaktim gelmiş. Benim vaktim gelmiş. Benim gitme vaktim gelmiş Melek. Az önce çıktım. Gitti işte. Bazen gider ya, biliyorsun işte. Kaçış değil. Baban o kelimeyi sevmez. Onunki daha çok yalnızlığa firar. Konuşmamız lazım şefimiz. Konuşalım. Erzak kalmadı. Birkaç parça kumanya. Köylerden ikmal kesildi. Paramız da yok. Sakatlardayız yani ha arkadaşlar. Bir şeyler yapmak şart. Ne geliyor aklına? En yakın köye gece gizlice sızmak. Yok, köylere girmek yok. Askere yakalandık mı köyü temelli kaybederiz. Başka çare gelmedi aklımıza. Var bir çare, var. Neymiş o? Şamil'den alacağız parayı. Vereyim mi? Verir tabii yavrum. Gidersin selamimi söylersin. Şamil sana bir çek yazar. Gidersin bankaya bozdurursun. Salak. Beyinsiz. Şamil'in en yakın benzinli kaç kilometrededir? Şimdi çıkarsak gece orada oluruz. İyi. Köydeki adamı ara. Kamyoneti ana yola indirsin. Çoban suyu kavşağında Sota'da beklesin bizi. Tamamdır Şeybuz. İyi haydi. Rıza o.
Oğlum köylü giyineceğiz ha. Biraz bize kıyafet ayarla. Tamam. İyi haydi. Babama bir şey söyledin mi? Ne söyleyebilirim ki? Canım mesela İstanbul'da olduğunu falan. O kadarını o da akıl etmiştir Şahnaz. Telefonu mu? Yok canım. Çok mu üzüntülüydü? Yalvardı desem. İnanmam. İnan inan. Yani babam bir insana ne kadar yalvarabilirse o kadar işte. Sen iyisin. İdare ediyorum. Okuldan arkadaşlarımın yanında. Birinin turizm ajantası var. Birlikte çalışalım falan diyor. Yurt dışı turlar falan. E artık beni de Hawaii'ye gönderirsin. O biraz zor. Sebep? Hawaii çok uzak. Senin olmadığın her yer uzaktır Şahnaz. Olmadığın her yer dünyanın öbür ucu. Gelmeden kızımla konuştum. Ha, nasılsın ha? İyiyim. Dört gözle tatili bekliyor. Bir yerlere mi gideceksiniz? Düşünüyoruz. Kaş olabilir, Alanya. Bütün bir yaz. Bak kaş olursa belki ben de size katılırım. İstemez misin? Ne olarak? Nasıl yani ne olarak? Yani hangi sıfatla? Ne demek bu? İkimizin gideceği bir hafta sonu tatilinden bahsetmiyoruz. Sen, ben, kızım. Sima artık büyüyor. Bir erkekle bir kadın arasında olup bitenleri anlayacak yaşta. Canım biz de anlatırız ona. Nasıl? Şey dersin. Bu adam... bu adam benim şeyim. Evet getir gerisini. Bu adam benim neyim? Ne dememi bekliyorsun? Sen benim neyim olduğunu biliyor musun? Ben de bilmiyorum. Allah kahretsin yine başladık. Sinirlenme. Sinirlenmiyorum ben. Sinirleniyorsun. Sinirlenince de ağzını bozuyorsun. Ağzımı bozmam ben. Bozuyorsun farkında değilsin. Evet bozuyorum. Ne olacak? Hayır efendim bozamazsın. Ben senin o çarşı grubundaki arkadaşlara benzemem. Bir dakika bir dakika çarşı grubunu bu işe karıştırma.
Sana çok basit bir şey sordum Tekin. Çok basit. Evet, sıfat meselesi. İkimizin de bilmediği bir şeyi ben kızıma nasıl açıklayabilirim? Söyler misin bana? Ne açıklayacaksın? Açıklamaya ne gerek var? Biz o zamana kadar zaten evleniriz. Ne? Ne dedi sen? Ne dedim ben? Geldim beyim. Hoş bulduk. Ben aldım çantanı beyim. Tamam ben hallettim. Bölge müdürü geleceğini geç haber etti beyim. Pek bir hazırlanamadık. Önemli değil. Geceleri soğuk olur. Odun yedim. Bol bol yakarsın. Sağ ol. Gece bir ihtiyacınız olursa yakınlardayım. Adım Hüseyin. Çıkın dışarı. Hüseyin diye seslen, koşar gelirim. Hüseyin, sen orman bekçisi değil misin? Öyleyim Allah'ın izniyle. İyi, madem öylesin, git ormanı bekle. Ben açmayayım kardeşim, benim neyimi bekleyeceksin? Baş üstüne beyim. Ya Hüseyin, hadi maş maş. Maş maş hadi. Hayırlı akşamlar. Hayırlı abi. Akşamlar Hüseyin. Hayırlı akşamlar. Şamiloğlu dinlenme tesisleri. Vay ya diş şerefsiz. Baksana kardeşim vezir vezir işliyor ha. Dil mi lan? İlo. İşlesin işlesin. İyidir iyidir. Arkadaşlar biraz daha bekleyelim. Gece yarısına doğru tenalaşır. Şimdilik trafiği bu. Tamam. Tamam mı? Bak 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 hele. Hele şu yere bak. Ne kredi kartı oğlum? Yetmedi mi bunları zengin ettiğiniz? Nakit alsana şunu. Ben bir halt ettim. Acayip bir halt ettim hem de. Nasıl biliyor musun? Az buz değil, anlatamam sana. Tekin, ben Melek. Alo, Tekin? Özür dilerim Melek Hanım. Ben Sayın Valim'le... Önemli değil, Faruk yok, gitti. Telefonla evde bıraktı. Gitti mi? Nereye? Ayrılma bir dakika. Efendim? Tekin bana evlenme teklif etti. Bana evlenme teklif etti sonunda, düşünebiliyor musun? Ben ne olduğunu anlamadım Melek. Bir baktım karşımda durmuş, bana evlenme teklif ediyor o serseri. Tekin? Sen de nereden çıktın? Ben buna bir cevap verirdim şimdi ama... Zaten adımız serseriye çıkmış, fazla zorlamayalım. Tekin! Şehir gittikçe arkamda kalmaya başlamıştı. Gözlerimin önündeki son resim deli Tuncay. Sanki neden ve niçin gittiğimi anlamış gibi baktı yüzüme. Ağlamak üzereydi. Bilmiyorum, belki ben gittikten sonra da ağladı. Melek, karıcığım görmeliydin. Ben o anda adım gibi emin oldum. Dedim ki kendime, bu hayatta beni karımdan ve bir deliden daha iyi kim anlayabilir? Üzülerek söylüyorum ki bu şehir böyle bir kaosu yıllardır yaşamadı. Bir anda çevre felaketi, bir anda açlık grevleri, ölen insanlar.
Şehir resmen ikiye bölünmüş durumda. İnsanlarımız kamplara ayrılmış. Ve bunun sorumlusu maalesef bu şehri idare eden, ettiğini sanan zihniyet. Bay Bey'i mi kastediyorsunuz? Evet, Sayın Faruk Yazıcı. Açıkça söylüyorum. Bugün bütün bir öğleden sonra kendisine ulaşmaya çalıştım. Düşünebiliyor musunuz hanımefendi? Ben iktidar partisinin il başkanı olarak Sayın Vali Bey'e ulaşamıyorsam... Vatandaş ne yapsın? Sonra neymiş? Kapılar ardına kadar açıkmış da... İsteyen istediği gibi gelip derdini anlatırmış da... Laf bunlar laf. Hepsi göz boyama, şov. Asıl olan şu. Vali Bey yok. Gitmiş. Nereye gittiğini en yakınları dahil kimse bilmiyor. Buna gitmek denmez. Kaçmak denir. Bu şehrin sorunlarını içinden çıkılmaz hale getirip kaçmak. Bir dakika efendim. Bir canlı telefon bağlantımız var. Hatta Şamil Doğankaya. Bize ekleyecekleri olabilir. Memnuniyetle. Şamil Bey, sizi dinliyoruz. Yargısız infaz yapmıştır. Evet, bir çevre sorunu yaşadık. İnsanlar kaybettik, acı çektik. Yapılan hatanın sorumlusu şu anda cezaevinde. Yargı süreci başladı. Biz diyoruz ki, gelin bu hatayı tamir edelim. Tamam, insanlarımız zehirlenmesin ama aç da kalmasın. Çernobil faciası oldu diye dünya nükleer enerjiden vazgeçmedi. Yeter ulan! Biz de vazgeçtik. Yeter! Yeter! Savcıya çıkarın beni! Savcıya çıkarın! Savcıyı istiyorum! Savcıyı! Taze çay yaptım mühendis bey. İçersin. Oo. Eyvallah. Sağ ol. Afiyet olsun. Neymiş Şamil'in seninle derdi? Kızıdır. Şu uzaklardaki kız hani. Şanaz. Vay be. Şamil'in kızı ve sen. Film gibi. Kötü adamın iyi kızı iyi adama aşık olur. Kötü adam iyice kafayı sıyırır. Kaçtı babasından. Pisliklerine dayanamadı. Şimdi de gelmiş. Beni kızıma götürdü herifçi ol ha. He. Onun gibi bir şey. Seviyor musun? Seviyorsun. Acayip seviyorsun. Acayip. Ben aslında... Bana anlatma. Ben bu sessiz feryadı iyi bilirim. İlk gibi seversin. Ama ağzını açıp tek kelime edemezsin. Erdal. Buyurun mühendis bekim. Ben galiba eğleniyorum. Gerçek. Ne köprüymüş be bu. Evet.
Normale döndü. Götürebilirsiniz. Sakinleştirici etkisini gösterdi. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Kusura bakmayın. Rica ederim. Sizin adam su kaynatmaya başladı. Ortalığı ayağa kaldırdı. Tutturdu cezaevi savcısı diye. Revire kaldırdılar. Haberin olsun. Ötmesi yakın. Bekle bir dakika. Müdür olay çıkarmış beyim. Galiba konuşacak. Emrin nedir? Halledin. Teşekkür ederim. Babam İstanbul'da avukattı. Aslen buralı. Arazileri var. Bir çiftlik evi. Ağa kızısın yani. O tarakta biz yoktur babamın. Aileden kalmış mal mülk. Basın yayını bitirdiğim yıl 3 yıl önce annemle boşandılar. Babam Erzincan'a dönmeye karar verdi. Onunla geldim. Birlikte mi yaşıyorsunuz? Geçen yaz öldü. Üzüldüm. Yine de geride hatırlanacak bir şeyler olması güzel. Hiç mi yok sende? Var tabii. Yetiştirme yurtları, etüt odaları. Ailenden birileri? Bir yerlerde birileri vardır herhalde. Buyurun, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Siz buyurun, oturun. Tamam. Kalkalım mı? Hı hı. Tamam. Hadi. Tamam. O dediğin kafeye gidecek miyiz? Olur, gidelim. Kahveleri ben ısmarlıyorum ama. İyi akşamlar. İyi akşamlar başkan. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Ben arabada beklerim. Tamam. Vali Bey'e ulaşmaya çalıştım ama sanırım yok. Evet, yok. Ankara'dan haberler var. Neyle ilgili? Yeni bir valiler kararnamesi. Yani? Vali Bey'in durumu biraz sallantıda. Tayin mi? Bu da bir tür tayin sayılır. Merkez valiliği mi? Maalesef. Arkadaşlar, haydi, üst kamerada. Rıza, çay koydum, hadi gel. Tamam, şunu halledeyim, geliyorum. Tamam. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Ne lazımdı? Para. Yat yere, yat yere, yat. Yat, geldiniz. Yat. Paraya bu çabuk bırakın beni. Yat. Söyle, çabuk olsunlar, haydi. Hadi, yürü. Yürü hadi. Geç, geç. Yat yere. Paketteyim ben, çabuk yat. Adam haklı.
Para falan yok burada. İyice bak, her tarafa bak, aşağılara bak çabuk. Aha, parayı buldum. Güzel. Çaktırmayın arkadaşlar, sakin olun. Sakin olun. Arkadaşlar durun. Ben şimdi gönderip geliyorum. Ceketini unutmayın. Elli liralık birader. Ne abi? Sen pompacı değil misin? Ha, pompacıyım abi. E doldursana, ne bakıyorsun o zaman? Olur, doldurayım abi. Tamam. Allah Allah. Bütün salaklar da bizi bulur. Yavaş ol. Bir bu eksikti. Başka araç gelmese bari. Tamam, doldu abi. 50 TL. Sen mi çekiyorsun? Kredi kartı yok bizde abi, çalışmıyor. Orada işareti var. Abi işaret var, makinemiz bozuk. Makinemiz yok. Kardeşim, ne biçim benzin istasyonu burası? Baştan söylesene bunu. Kusura bakmayın beyefendi, unutmuşum. Unutma kardeşim, unutma. Mecbur muyum yanımda para taşımaya? Tamam beyefendi, mühim değil. Başka zaman verirsiniz. Sadaka mı veriyorsun lan bana? Tamam abi, önemli değil dedim. Şuna bak, bir de tafra yapıyor. Sanki dövecek. Eşkıya mısın aslanım sen? Estağfurullah bey. Al şunları da bir daha lafını unutma. Terbiyesiz. Abi ayıp olmuyor mu böyle suratımıza parayı küfür gibi çarpıyorsunuz? Şerefsiz ol şerefsiz. İyi idare ettin ha. Herif. Herif bana eşkıya dedi. Eşkıya dedi, değil o. Senden pompacı bu kadar olur. Yürü, yürü ulan yürü, yürü, yürü yırtarım üstünü. Yürü!
Anlaşıldı.